Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda En'am suresinin 19 ve 27. ayetlerini değerlendirmeye çalışacağız. Bir sayfa olarak Kur'an-ı Kerim'den bir sayfayı beraberce anlamaya gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Kul eyyü şeyin ekberu şehade. Şehadet noktasında en büyük şey nedir? Kulillahu şehidun beyni ve beynekum. De ki benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve uhye ileyye hazel Kur'an. Bana bu Kur'an vahyedildi. Li unzirakum bihi. Bununla sizi uyarmam için. Ve men belaga. Ve bu kime ulaşırsa, ulaşan bütün insanları uyarmam için bu Kur'an bana vahyedildi. Burada Allah-u Teala'nın şahit olması, Peygamberimizin davasına şahit olması elbette en büyük şahittir. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدَ Şahit olarak Allah yeter. Diyelim birisinin göreviyle alakalı herhangi bir tereddüt olsa en yüksek makamdan evet o görevdedir denildiğinde elbette bu yeterlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da ben alemlerin Rabbinin elçisiyim diyor. Tabi insanlar belki de haklı olarak nereden bileceğiz, belki de değilsin diyebiliyorlar. Buna mukabil işte elimde alemlerin Rabbinin fermanı var. Kur'an-ı Kerim var. Ve bana vermiş olduğu böyle böyle mucizeler var. Peygamberimiz bu gibi mucizelerle ve Allah'ın gönderdiği ilahi kelam olan Kur'an'la alemlerin Rabbinin elçisi olduğunu ortaya koyuyor. Ve Peygamberimize vahiy ile bildirilen Kur'an hem Peygamberimizin doğrudan muhatap olduğu kimseleri uyarmak için hem de kıyamete kadar bütün muhataplarını uyarmak içindir. Bizler şu anda 21. yüzyılda yaşayan insanlar olarak doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'e muhatap olmadık. Kur'an'ı doğrudan ondan duymadık. Ama Kur'an-ı Kerim önümüzdedir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'den bu ilahi mesajı okuyabiliyoruz. Ve böylece Peygamberimizin daveti bize de caridir, geçerlidir. Ve biz de o davetten istifade ediyoruz, muhatap oluyoruz. E innakum le teşhedûne enne ma'allâhi âlihe uhra. Yoksa siz Allah ile beraber başka ilahlar var. Buna mı şehadet ediyorsunuz? Kul la eşhed. Onlara sen de ki hayır ben böyle bir şehadette bulunmuyorum. Kul innemâ huve ilâhum vâhid. Ve de ki o ancak bir tek ilahtır. Bir tek mabuttur. Ondan başka hak mabut yoktur. Şu alemde bir birlik var. Nasıl ki bir eve baktığımızda evin diyelim halısıdır, mobilyasıdır, avizesidir, duvarlarıdır, tavanıdır. Bütün bunlar bir birlik teşkil eder. Bunları ayrı ayrı kimseler kullanmaz. Bir tek merkezden bu yapılmıştır. Kainata da baktığımızda adeta bir ev gibi, bir saray gibi görüyoruz. Söz gelimi dünyamız gerçekten büyük ve muhteşem bir saray gibi. Bu dünya sarayının gök kubbesi tavanı hükmünde yaratılmış ve o tavanda güneş gibi bir lamba asılmış. 150 milyon kilometre uzakta, dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyük güneş gibi bir lamba asılmış ve o güneş lambası dünyamızı aydınlatıyor. Dünyamızdaki hayatın devamına sebebiyet veriyor. Yiyeceklerimizi pişiriyor tabiri caizse. Sebzeler, meyveler gün ışığında olgun hale geliyorlar. Bu şekilde alemde bir birlik var. Bu alemde yağmur bir, güneş bir ve bu anlamda her şeyde bir birlik var. De, bu açıdan Peygamberimize Cenab-ı Hak de ki diyor, o tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yok. وَاِنَّنِي بَر۪يءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Ve ben Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden beriyim, uzağım. Yani Allah'a ortak koştuğunuz putlar veya putlaştırdığınız bazı şahıslar veya putlaştırdığınız ay, güneş gibi gök cisimleri ben bu gibi şeylerden uzağım. Onları ilah olarak kabul etmiyorum. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ Kendilerine kitap verilenler يَارِفُونَهُ O peygamberi bilirler. كَمَا يَارِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Kendi evlatlarını bildikleri gibi. Yani bir insan nasıl kendi evladını, bu bendendir, benim evladımdır, bilir.
onun alametleri vardır ona ait olduğuna dair. Kitap ehli olanlar da Abdullah İbni Selam gibi peygamberimiz dönemindeki ve bazı emsali kimseler gibi kitaptan gerçekten nasibi olanlar peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı biliyorlar ve tanıyorlar. Ve bakıyorlar ki bu ahir zaman peygamberi, onun alametleri kendi kitaplarında var. O kitaplardaki özellikler peygamberimize uyuyor. Hatta Abdullah İbni Selam diyor ki ben kendi çocuğumdan şüphe edebilirim ama Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygamberliğinden şüphe edemem diyor. Yani kendi çocuğumla alakalı belki de olur ya bir ihtimal olarak başka durumlar söz konusu olmuştur. Bu noktada şüphem olabilir ama peygamberin peygamberliği konusunda, Hazreti Muhammed'in peygamberliği konusunda herhangi bir şüphe duymam diyor. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Nefislerine yazık edenler فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İşte onlar iman etmiyorlar. Demek ki iman etmemek kişinin nefsine zulmetmesi ve kendine yazık etmesi. Akıl düşünmek içindir. Ama bir insan aklını kullanmıyorsa aklına zulmetmiş olur. Diyelim bir insanda çok güzel kabiliyetler var. O kabiliyetleri kullanmadığında yine kendine zulmetmiş olur. Bu insan tabiat itibariyle Allah'ı bilecek, Allah'ı tanıyacak, Allah'a itaat edecek kabiliyettedir. Ama bunun gereğini yapmıyorsa o insan kendine yazık ediyor demektir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah adına iftirada bulunandan daha zalim kim olabilir? Bu gerçekten Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde bir üslup olarak karşımıza çıkar. Allah namına yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? Allah namına iftira edenden daha zalim kim olabilir? Bu şu anlamda değerlendirilebilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın peygamberi. Ama farz-ı muhal olarak söylüyorum. Şayet peygamber değilse o zaman Allah namına iftirada bulunmuş oluyor. Yani Allah'ın böyle bir kitabı yokken, Allah'ın böyle emirleri yokken Allah böyle buyurdu deyip Allah namına iftirada bulunmuş oluyor. İşte böyle bir kimseden daha zalim kim olabilir? Bu gibi ayetler bile Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun en büyük delillerindendir. Böyle ayetlerin Kur'an'da yer alması aynı zamanda insanlara bir mukayese ufku açıyor. Yani Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam peygamber değilse Allah namına iftira eden bir kimse olur ve o zaman da insanların en zalimi olur. Bu mana Kur'an-ı Kerim'de hem de peygamberimize böyle demesi emredilerek bizlere bildiriliyor. اَوْ كَذَّبَ بِاَيَاتِهِ Veya Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Allah tekvinde ve teşride ayetler gönderiyor. Gerek kainat kitabının ayetleri, gerek Kur'an gibi veya diğer semavi kitaplar gibi kitaplardaki ayetler, bu gibi ayetlerle Allah kendini bize tanıtıyor. Ama bir kısım insanlar bunları kabul etmek istemiyor. Yalanlıyor bunları. Allah'ın ayetlerini göz göre göre bile bile yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnnehu la yuflihu zalimun. Gerçek şu ki zalimler felaha ermezler. Onlar ne umduklarına nail ne de korktuklarından kurtulamazlar. Umduklarına da ulaşamazlar, korktuklarından da kurtulamazlar. Zulüm genelde 3 mertebede ele alınır. Bunlardan birisi Allah'ın hukukuna zulüm, Allah'ı tanımamak veya ibadetinde Allah'a ortak koşmak gibi. İnne şirke le zulmün azim bu manayı ifade eder. Şirk gerçekten çok büyük bir zulümdür. Bir de insanların hukukuna tecavüz etmek, diyelim gıybetini yapmak veya malını çalmak gibi. Bu da insan haklarına girer. Onların hukukunu çiğnemek olur. Bu da zulmün başka bir çeşidi. Bir başkası ise insanın kendine verilen kabiliyetleri değerlendirmeyişi, iman etmesi gerekirken etmeyişi, ibadet etmesi gerekirken yapmayışı, bu da yine bir zulüm ve zalim olanlar gerçekten felah bulmazlar, umduklarına da nail olamazlar ve korktuklarından da kurtulamazlar. Ve yevme nahşuruhum cemi'a ve biz o gün onların hepsini toplar bir araya getiririz. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اِشْرَكُوا Sonra Allah'a ortak koşanlara deriz ki اَيْنَ شُرَكَاءُكُمْ اَلَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Sizin
Bana şerik zannettiğiniz şeyler nerede? Bana ortak olarak koştuğunuz, ibadette, itikatta bana ortak koştuğunuz şeyler nerede? Sonra onlara böyle deriz. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ Sonra onların şöyle demekten başka bir şeyleri kalmaz. اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ Onlar derler ki, Ya Rabbi, yani yemin ederiz, ey Rabbimiz, biz müşrikinden değildik. Bu şekilde sıyrılmaya çalışırlar. Artık yapacakları bir şey kalmamıştır. Önlerinde bir çare söz konusu değildir. Unzur, bak, sen şimdi onların durumuna ibretle, hikmetle bak. Keyfe kethebu ala enfusihim, nasıl kendilerine yalancı oldular. Kendi kendilerini nasıl aldattılar. Yani aslında bunlar vicdanen Allah'a şerik koşmuşlardı, bunu biliyorlar. İbadet etmemişlerdi, bunu biliyorlar. Ama durum bu duruma gelince, Allah'ın huzurunda hesap verme durumuna gelince, o zaman Ya Rabbi, vallahi biz bunlara ortak koşmamıştık, bunlara ibadet etmiyorduk diyebiliyorlar. Ve böylece kendi vicdanlarıyla ters düşüyorlar. Ve dalla anhum ma kanu yeftarun, ve onların iftira etmiş oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiştir. Yani batıl mabut olarak ibadet ettikleri neler varsa artık onlara yardımcı değildir. İbadet ettikleri putlar veya putlaştırılmış şeyler bunlara asla yardımcı olamayacaktır. Ve minhum men yestemi'u ileyk, onlardan bir kısmı sana kulak verir, seni dinler. Ve cealne ala kulubihim ekinne en yefkahuhu, biz onların kalplerinde anlamalarına engel bir perde koyduk. Ve fi azanihim vakra, kulaklarında da bir ağırlık meydana getirdik. Ve in yarav külle aye, şayet bunlar her türlü ayeti de görseler, la yu'minu biha, o ayetlere iman etmezler. Hatta izâ câûke, öyle ki senin yanına geldiklerinde, yücadilûneke, seninle mücadele ederler. Yegûlüllezîne keferû, o inkârcılar derler ki, in hâze illâ esâtirul evvelin, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil. Burada onların iman etmemesiyle alakalı bir başka ayrıntıya dikkat çekiliyor. Bunlar peygamberi dinliyorlar. Ama dinlemek ayrı, anlamak ayrı, peygamberin anlattıklarını kabul edemiyorlar. Kalplerinde perde var. Bu maddi kalp değil, manevi kalp. Ve bu perde görülen bir perde değil, görülmeyen bir perde. Onların kalplerinde şek, şüphe, tereddüt, bu gibi perdeler var. Küfür perdeleri, şirk perdeleri var. Kulaklarında da bir ağırlık var. Nasıl ki bir insan kulağına pamuk tıkasa veya başka şeyler tıkasa, birisini dinlerken onu duyamaz. Bunlar da manevi kulaklarında ağırlık ve sağırlık var. Bunun neticesinde peygambere kulak veremiyorlar ve onun sözlerini duyamıyorlar. Sanki bunlar çok uzak mesafeden çağrılan kimseler gibi net bir şey duyamıyorlar. Ve peygamberin anlattıklarıyla alakalı da diyorlar ki, bu ancak esatirul evvelindir. Öncekilerin masalları. Yani nasıl ki bazı insanlar mitoloji türünden bir şeyler söylüyor, aslı esası olmayan şeyler söylüyorlar, haşa peygamberin sözünü de bu tarzda görüyorlar. Ona göre ifade ediyorlar. وَهُمْ يَنْهَوْنَ anhum, onlar peygamberden sakındırmaya, nehyetmeye çalışıyorlar. Ve يَنْهَوْنَ anhu, kendileri de ondan gittikçe uzaklaşıyorlar. Yani bazı insanlar vardır ki kendi halinde kafirdir. Başkalarını pek de düşünmez. Küfrü kendinedir. Zararı kendinedir. Ama bir kısım kafirler var. Bunlar inatçı kafirler ve bu gibi olanlar hem kendileri haktan mahrum kalıyorlar, Allah'ın dininden uzaklaşıyorlar, peygambere kulak vermiyorlar, hem de başkalarını aynı tarzda uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki diğer insanlar da iman etmesin, diğer insanlar da bunlar gibi inkarcı olsun. Dolayısıyla
Nasıl ki salah cephesinde, iyiler cephesinde bazı insanlar vardır. Kendi hallerinde iyilikleri vardır. Başkalarına pek de irtibatları olmaz. Ama bir kısmı da vardır ki başkasına faydalı olmaya da çalışır. Bu ikinciler daha üstündür diğerlerinden. Onun gibi küfür cephesinde de bir kısım insanlar kendi halindedir. Bunların zararları kendine ama bir kısmı da vardır ki kendileri mahrum kaldıkları gibi başkalarını da mahrum bırakmaya, Allah'ın dininden soğutmaya çalışırlar. Ve bunlar küfrün elebaşlarıdır, önderleridir. Bu ikinci kısım vebal itibariyle çok daha ağır bir vebal altındadır. Ve in yuhlikuna illa enfusuhum ve ma yeshurun. Bunlar ancak kendilerini bu şekilde helak ediyorlar ama bunun farkında değiller. Ve lev tera, sen bunları bir görsen, iz vugifu alennar, ateşe arz edildikleri zaman, ateşin orada durdurulduklarında sen bunları bir görsen. Fekalu, o zaman onlar derler ki ya leytena, yazıklar olsun bize, nuraddu ve la nukezzib. Keşke geriye döndürülsek de, dünyaya döndürülsek de ve la nukezzib bi ayati rabbina, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak. Ve nekune minel mu'minin, ve müminlerden olsak. Tabii böyle bir noktaya ateşe varmadan gelmek gerekiyor. Yoksa ateşi gördükten sonra keşke dünyaya döndürülsek, müminlerden olsak demek bir işe yaramayacak. İnsan bunları okumalı, insan bunları düşünmeli. Şu anda hayatta olan kimseler olarak fırsat elimizdedir. Fırsatlar sonuna kadar değerlendirilmeli. Kamil bir imanla ve bol bol salih amellerle Allah'ın huzuruna dopdolu varılmalı. Cenab-ı Hak hepimizi lütfuna, merhametine ve cennetine mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.